Geçmiş olsun. Ne şikayet var? Tansiyon. Nimet Hanım bakıyor. Arapça konuş. Nasıl anlaşıyorsunuz bizim bu hastalarla ya? Allah çarpsa kuşlarımız da Arapça konuş. Cuma, zen muze. İyi ama biraz sıkıntım var. Geçmiş olsun. Sağ olun. Peki, hadi başım. Kapıdan geçemeyiz arkadaşlar. Sizi de giymeniz lazım. O yüzden sizi bekleyeceğim. Biraz geri gel abi. Sizin sağlığınızı düşündüğümüz için dedik, değil mi? Abi neyse sen çek. Ömer gel buradan vereceğim. İkizi Urfa. Urfa'dalar. Bizim eğitim araştırma hastanemizde. Aşk planda inşallah hizmete giriyor. Cihaz geldi. Arkadaşlar eğitimlerini de inşallah alacaklar. Türkiye'nin bütün bölgelerinde en üst cerrahi işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Güneydoğu'da da yine hastalarımızın büyük şehirlere, Ankara, İstanbul, İzmir'e gelmeden buralarda da kendi tedavilerini olmaları için her türlü üst düzey teknolojiyi de dağıtacağız. Türkiye'nin 29 bölgesinde vatandaşlarımız bu bölgelerde daha uzak illere gitmeden tedavilerin olmasını istiyoruz. Bunlardan bir tanesi üst düzey teknolojinin bir tanesi robotik cerrahidir. Urfa'da inşallah önümüzdeki hafta eğitimler tamamladıktan sonra hastalarımız üst düzey teknolojiyle bir ameliyat olacaklar. Aynı zamanda geçen ay itibariyle Erzurum, Antalya, İzmir ve yine Sakarya'ya da ilaveten bu cihazlar alınmıştır. Sonuçta sadece ana tedavilerin İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de olmasını artık kaldırıyoruz. Memleketimizin her yerinde 29 bölgede vatandaşlarımız özellikle üst düzey kanser cerrahisi, kanser tedavileri, replantasyon, organ nakli gibi konularda da buralarda güçlü merkezler oluşturacağız ve tıbbi cihaz yönünden destekleyeceğiz. İnşallah bu bölgede vatandaşlarımız artık büyük şehirlere gelmek zorunda kalmayacak. Robotik cerrahi ilk kez 2008 yılında İstanbul'da kuruldu. Şu ana kadar İstanbul'da, Ankara, İzmir'de güçlü merkezlerimiz oluştu. Ve bana nasip oldu ilk kez devlet hastanesinde 2008 yılında İzmir'de kurmuştuk. Ama şimdi Güneydoğu'muzda da ve Doğu illerimizde de artık bu merkezleri güçlendireceğiz inşallah. Her Güneydoğu bölge salın hastalıkların söz konusu olduğu söylemleri var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Böyle bir duyum söz konusu mu? Şu anda geçen yıl itibariyle kayıtlı Suriyeli sayısı 350 bin civarındaydı. Ancak yine AFAD'ın yoğun çalışmasıyla beraber bu sayı 1 milyon 600 bine getirilmiştir. Yani Türkiye'de bulunan bütün sığınmacıların kimlikleri verilmiştir. Sadece bir 45 veya 55 bin arasında değişen bir rakam ulaşamıyoruz. Bunlar gezici bir nüfus. İl değiştiriyorlar. Ama bunları yakın zaman içerisinde kayıt altına alacağız. Bu kayıttan sonra da bugünkü Urfa'daki ana toplantımızın sebebi bizim Suriyeli sığınmacılara sağlık hizmetindeki organizasyonumuzu konuşacağız. Biliyorsunuz Türkiye'de 10 ilde sığınmacılar var. Toplam kamplardaki nüfus 230 bin. Ama bu 1 milyon 600 bini, yaklaşık 1 milyon 400 bini de kamp dışında yaşıyor. Şehirlerin içerisinde, ailelerin yanında. Bu bakımdan biz bu nüfusa tamamen hizmet etmek için kayıt altına almamız lazım. Ve buna yönelik sağlık hizmetini organize etmemiz gerekiyor. Bugün de konuşacağımız gibi arkadaşlarımızla burada 10 ilimizin sağlık müdürleri Urfa'da bugün bir araya geliyoruz. Öncelikle kamplarda ve
ilk bazında güçlü aile sağlığı merkezleri kuracağız. Burada aile hekimlerimiz, çeşitli uzmanlık dalındaki uzman hekimlerimiz ve 112 acil hizmetleri bulunacak. Bunun gördüğü ve gerek duyduğu, sevk gerek duyduğu vakayı devlet hastanesine bu birim sevk edecek. Bu bakımdan şu an bir kargaşa var. Suriye vatandaşlar devlet hastanesine de gidiyor, oraya da gidiyor. Bu bakımdan bir sevk zincirini oluşturacağız öncelikle. Bunu 3 ay içerisinde tamamlayacağız. İkincisi, daha da önemlisi halk sağlığı hizmeti. Yani Suriye sığınmacıları birinci basamak dediğimiz temel sağlık ve halk sağlığı hizmetleri esas üzerinde duracağımız nokta bu. Özellikle bunların büyük bir kısmı aşısız olarak ülkemize geldiler. Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığımız büyük bir özveriyle bu aşıların %99 yakın tamamlanmış durumda. Yoğun bir efor sarf ediyoruz. Ve aynı zamanda da özellikle barınakların değerlendirilmesi ve diğer halk sağlığı sorunlarının değerlendirilmesi noktasında da ekiplerimiz çalışıyor. Özellikle hijyen, enfeksiyon açısından aşılama ve birinci basamak sağlık hizmetini güçlü hale getireceğiz. Şu ana kadar herhangi bir enfeksiyon meselesi, hadisesi yok. Bireysel tabii ufak çaplı olduğu gibi var ama çok hızlı bir şekilde aşılama yapıldığı için ciddi bir enfeksiyon hadisesi karşılaşmış değil ama bundan sonraki süreçte de çünkü bir nüfus giriyor, bir nüfus çıkıyor. Sürekli bir giriş çıkış var. Özellikle aşılama noktasında hizmetlerimize devam edeceğiz. Şu ana kadar Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu hastanelerimizin ve bilimlerimizin yapmış olduğu poliklinik 6,5 milyon. 6,5 milyon adet bir poliklinik hizmeti vermişiz. 250 bin yataklı hizmeti vermişiz yatarak. Şu anda şimdi ben aşağıda acil servise indim. Hastaların çoğu Suriyeli. Bunlar tabii burada ameliyat oluyorlar, takım tedavilerini oluyorlar. Ve 200 bin ameliyat yapmışız. 200 bin Suriyeli'ye Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ameliyat yapılmış. 40 binde doğu. Bu son 3 yıl rakamlarını veriyorum. Ciddi bir hizmet veriliyor. Bütün dünya bizi görüyor, izliyor. Böyle bir hizmetin, akut bir hizmettir. Aniden bir giden bir nüfustur. Bu da sağlık çalışanlarımızın büyük bir özverisi var. Ben bu hizmetlerde, özellikle kamplarda özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Biz de bundan sonraki süreçte bu imkanları nasıl daha iyi hale getiririz? Bunu bugün tartışacağız. Bunu AFAD, Sağlık Bakanlığı koordinasyonuyla beraber yapacağız. Sağlık Bakanlığı'nda Göçmen Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı kuruyoruz. Çünkü artık Türkiye'de bu 1,5 milyon üzerinde bir nüfus var. Bunların artık sağlık hizmetini koordine eden bir daire başkanlığı kuracağız. Ve bu daire başkanlığımız da bizzat bunların sağlık sorunu ilgilenecek. Eğer biz burada iyi bir başarı yakalayamazsak, memleketimizin diğer noktalarındaki vatandaşlarımızın sıkıntıya girmesi söz konusu oluyor. O yüzden şu anda Türkiye sağlık hizmetleri noktasında burada dünyanın da gıpta ettiği bir şekilde Suriyeli göçmenlerini iyi bir şekilde muhafaza ederek, sağlık hizmetini vererek ve özellikle enfeksiyon açısından da bunları kontrol altına alarak bu hizmeti yapıyor. Ama buradan çıkan sığınmacılar zaman zaman büyük şehirlere gidiyorlar. Orada da onların takiplerini yapacağız. Suriyeli misafirlerimizin tamamen sağlık takibini Sağlık Bakanlığı organize edecek. Bunun altyapısını kurduk. Ve 1,5 milyon şu anda kayıtlı olan nüfusu tamamen kontrol altına alacağız. Yeni doğanlar zaten aşılanıyor Türkiye'de bizim sisteme tabi. Oradan gelenleri de sağlık kartlarıyla, karneleriyle takip edeceğiz. Bugün de inşallah bu...